Tillo ilçesinde tarihi an bir kez daha yaşandı. UNESCO Dünya Geçici Kültür Mirası listesinde yer alan Işık Hadisesi bir kez daha gerçekleşti. Pandemiye rağmen bu tarihi ana çok sayıda vatandaş tanıklık etti. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin "Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim?" diyerek yaklaşık 256 yıl önce hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlatması hadisesi koronavirüs tedbirlerine uyularak ilgiyle izlendi. Pandemi nedeniyle Işık Hadisesi'nin dev ekrandan izlendiği meydana çok az sayıda sandalye konuldu. Etkinlik için sabah namazının ardından bir araya gelen vatandaşlar, UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesine 2015 yılında dahil edilen İbrahim Hakkı Hazretleri'nin hocası İsmail Fakirullah'ın vefatı üzerine "Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim?" diyerek 256 yıl önce türbesinde yaptırdığı ışık düzeniyle güneşin ilk ışınlarının hocasının başucunu aydınlatması hadisesinin gerçekleşmesini bekledi. Güneşin doğmasını bekleyen vatandaşlar, güneşin doğmasıyla saat 06:19'da gerçekleşen ve yaklaşık 5 dakika süren hadiseyi ilçe meydanında kurulan dev ekrandan takip etti. Biz de İzmir'den geldik. Burada eşim vatani görevini yapıyor. Duyduk böyle bir ışık olayını, araştırdık hikayesini. İzlemeye geldik, dua etmeye geldik. Sabahın erken saatlerinde gelip ışık hadisesi olayını merakla bekleyen ve bol bol dua eden vatandaşlar telefon kameralarıyla sonuna kadar olayı kaydettiler. Ben Ali Bolat, Adana'dan geliyoruz eşimle beraber. Bu ışık hadisesi olayını daha önceden duyduk ve aynı zamanda buraya daha önce bir gelmiştim gündüz. Bu ışık hadisesi olayını da izlemek için bugün sabahın erken saatlerinde, yani 23 Eylül'ün sabahında erken bir şekilde geldik ve şu an bekliyoruz yani ışık hadisesi olayının gerçekleşmesini. İnsanların biraz da heyecanlı hissediyorum kendimi. Mutluyuz yani böyle bir olayın ülkemizde özellikle yani bu Siirt ilinin Tillo şehrinde olmasından da bir taraftan yani insan gurur duyuyor. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin Erzurum'daki ailesinden 7. göbekten torunu olan ve Antakya'da ikamet eden Samet Fırat Soydemir şunları kaydetti. Merhaba, ben Antakya'dan geliyorum. İsmim Samet Fırat Soydemir. Aslen Erzurumluyum. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin Erzurum'daki ailesinden 7. göbekten torunuyum. Dedemin bıraktığı bu eseri hocası için bıraktığı bu eseri yerinde görmek için geldim. 34 yaşındayım. 34 yıllık ömrümde 40'tan fazla ülkeye seyahat ettim. Ancak Tillo'ya gelemedim. Bu benim için bir utançtır. Ancak bugün burada olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Pandemi süreci tabii ki ülkemizi her anlamda etkiledi. Ancak halkımız yine teveccüh gösterip buraya gelmişler. Dedemizin bıraktığı bir eseri görmeleri bizi mutlu ve gururlu kılıyor. Umuyorum ki pandemi sürecinin de kaybolmasıyla beraber burada binlerce kişi güneş hadisesini görmek için Siirt'e, Tillo'ya akın edecekler. Işık hadisesinin ardından Tillo Belediyesi'nce alanda bekleyen vatandaşlara çay, çorba ve simit ikramında bulunuldu.